Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ömer Hoca. Bugünkü dersimizde Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanmış Türkçe sorularını birlikte çözeceğiz. Testimizde toplamda 10 soru bulunmakta. Sorularımıza geçiyoruz. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar birinci örneğimiz parçanın anlatım teknikleriyle ilgili. Yukarıda bir metin verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi bunun anlatım tekniğidir diye sorulmuş arkadaşlar. Önce metnimizi okuyalım bakalım neler var. Teneffüs zili çalınca peşleri sıra bahçeye çıktım. Sıcaklardan kuruma yüz tutmuş, yörenin insanları gibi kavrulmuş 3-4 söğüt ağacı çepeçevre sarmıştı okulu. Arkadaşlar bir yerde niteleyici unsurlar dediğimiz sıfatlar çokça kullanılıyorsa eğer orada betimleme var diye bakmalısınız. Dikkat etmelisiniz bu tür sözcüklere. Benzetme yapılabilir arkadaşlar, kişileştirme yapılabilir bir yerde betimleme varsa arkadaşlar. Evet sonra devam etmiş işte belli olmayan ne zamandan kaldı belli olmayan boyası sökülmüş yazı silinmiş eğilmiş delinmiş yer yer pas tutmuş birkaç kova derken de arkadaşlar yine bir tasvir yaptığını görüyoruz. Bol bol yine niteleme unsurları kullanılmış. Evet oradaki yokluğun sefaratın izlerini taşımaktaydı. Anadolu'nun umutlarla gelenen, çoğu zaman oradan düş kırıklığıyla dönülen tipik bir e, kasaba okuluydu derken arkadaşlar bize okulu sanki resmeder gibi zihnimizde canlandıracak şekilde anlattığı için bu paragrafın anlatımına betimleme diyeceğiz arkadaşlar. Açıklama olamaz çünkü açıklama herhangi bir konuyla ilgili okuyucuya bilgi vermek içindir. Tartışma olamaz çünkü tartışmada iki farklı olayın olması lazım. Bir karşı çıkılan bir de onun doğru olduğunu iddia eden bir durum olması lazımdı. Öyküleyici olması için de olayın ön planda olması lazımdı. Yani bize asıl anlatılmak istenenin olay olması gerekiyordu. Burada asıl anlatılmak istenen bir olay yok. Sadece bahçeye gittim diyor ama bu bir olay değildir. Sadece orada bahçeye gitmiş ve etrafını bize resmeder gibi anlatmış. Öyleyse cevabımız ne olur arkadaşlar? Bursa olur diyoruz. Arkadaşlar ikinci örneğimiz de yine parçanın anlatımıyla ilgili bir soru olmuş. Bu bu paragrafın anlatımıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Öncelikle paragrafı yani parçayı okmamız gerekiyor arkadaşlar köyün tozlu toprak yolundan alıç ağaçlarını arkamızda bırakarak ilçeye geldik. Herkes bir anda dağılıp kayboldu. Ben önde, eşim, bir adım arkada kucağında satılmışımla doğruca hastane kapısına yöneldik. Arkadaşlar, bir hareketlilik var. Yani ilçeye gelmesi, insanların bir anda kaybolması Sonra kendi önde eşi arkada kucağında işte çocuğuyla beraber hastaneye gelmesi. Bir olay aktarımı hemen belli oluyor arkadaşlar. İşte içeri girdiklerinde hastanenin kokusu işte genzimi yaktı demiş arkadaşlar. Olay akışı devam ediyor. Başını döndürmesi yine bir olay akışı devam ediyor arkadaşlar. Sanki herkes hastaydı da buraya getirilmişti izlenimini anlatıyor bize. Sonra gitmiş e, numara almış arkadaşlar. E, ondan sonra e, elindeki numaraya bakarken de işte değişik e, konuşmalar geçmiş. E, ve ötekiler gibi beklemeye başladım diyor arkadaşlar. Bir olay söz konusu. A şıkkında açıklama ve bilgilendirme yapılmıştır. Hayır bir kişinin hastaneye, hastaneye giderken başına geçenleri anlatması bir bilgilendirme değildir. İnsana ait özellikler cansız varlıklara verilmiş bir kişileştirmeden bahsediyor. Öyle bir kullanımda yoktu arkadaşlar düşüncelerini kanıtlamaya başlamış demek arkadaşlar. E, kanıtlamak demek arkadaşlar tartışmacı anlatımlarda başvurulan bir e, söz bir olay ama burada herhangi bir tartışma yok zaten. Bir yaşam kesiti evet bir kişinin evinden hastaneye gitme e, kısmı e, bir olaya bağlı olarak anlatmış mıdır? Evet arkadaşlar bunu diyebiliriz. Cevabımız Denizli olur. Arkadaşlar üçüncü örneğimiz fiilimsilerle ilgili. Fiilimsilerin açıklamaları yapılmış. İsim fiiller nasıl yapılır? Sıfat fiiller nasıl yapılır? Zarf fiiller nasıl yapılır? Diye arkadaşlar açıklama yapmış. Ve buna göre verdiği metinde kaç tane fiilimsi var diye sorulmuş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Ee, i̇nsan gerçeğe yöneldiği derken arkadaşlar dık dikle yapılan bir sıfat fiil olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Devam ee, Oranda mutlu olur. Biz her şeyin gerçeğini öğrendiğimiz derken yine arkadaşlar dık dikle yapılmış bir sıfat fiil olduğunu görüyoruz. Ondan sonra yol olmak derken makmek isim fiille yapılmış bir fiilimsi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sonra devam ettiğimizde sahip olanlar derken arkadaşlar sahip olanlar derken orada yine an en bir sıfat fiil ile yapıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra devam ettiğimizde sürükleyen derken yine an en sıfat fiil ekiyle yapılmış bir fiilimsi olduğunu görüyoruz. Sonra görünüşleri ve duruşları ile de yine isim fiil olduğunu görüyoruz. Saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane fiilisi, fiilimsi kullanılmış diyebilir arkadaşlar. Güzel bir soru olmuş. Fiilimsiler çıkma ihtimali en yüksek olan dil bilgisi konularındandır arkadaşlar. Dil bilgisi içerisinde bu sene yani kesinlikle diyebiliriz belki ama belki de hani sıkıntı olur kesinlikle kelimesini kullanırsak. Ama kesinliğe yakın bir şekilde çıkacağını bekliyoruz. Fiilimsiler önemli. Bol bol fiilimsi sorusu çözmelisiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü örneğimiz virgülle ilgili bir örnek. Hangisinde virgül kaldırıldığında anlam değişikliği olmaz demiş. Bakalım şimdi ışıklarımıza. Hanım doktora hastalığı hakkında bilgi verdi. Eğer virgülü kaldırırsanız hanım doktor olur. Yani doktorun bir sıfatı hanı şeklinde olur. Bu kitabın arasında bırakılmış bir mektuptu. Burada eğer kaldırırsanız buyu bu kitap olur ve sıfatlaşır. Burada zamir ama kaldırdığınızda sıfat olur arkadaşlar. Genç adam Çalışmaktan çok bitkin düşmüştü. Şimdi arkadaşlar adamdan sonra gelen virgülü kaldırdığınızda genç adam çalışmakla ilişkilendirilebilir mi? Hayır ilişkilendirilemez. Virgül olsa da olmasa da orada bir anlam e, değişikliği olmaz. E, onun için cevabımız Ceyhan olur. Peki genç adamdan sonraki virgülün kullanış amacı nedir arkadaşlar? Özneyi belli gibi ön plana çıkarmak, vurgulamak için diyebiliriz. Küçük ağaç kelimesine bakalım. Eğer virgülü kaldırdığınızda küçük sıfat olur. Ama bu e, haliyle küçük ağacın gölgesinde uyuyakalmıştı. Adlaşmış sıfat olmuş arkadaşlar. Kaldırdığınızda sıfatlaşır yani anlam değişir. Virgülü kaldırdığımızda anlam değişmeyecek şıkkımız Ceyhan olur arkadaşlar dördüncü soru için. Arkadaşlar beşinci sorumuz deyimlerle ilgili. Deyimler arkadaşlar çok önemli bir ünitedir. Daha önceki derslerimizde de belirtmiştik. Yani deyim çalışması yapmalısınız arkadaşlar. Bence yani hemen hemen bütün öğrencimiz, bütün öğrencilerimiz önceden daha önceki yıllarda çıkmış deyimlerin anlamlarını bir şekilde bilmeli arkadaşlar. Deyim çalışması yapmalısınız. Kaç tane deyim var diye sorulmuş arkadaşlar. Bakalım şimdi deyimize baktığımızda, paragrafa baktığımızda. Lime lime olmak bir deyimdir arkadaşlar. Lime lime olmak bir deyimdir arkadaşlar. Onu bir olarak sayabiliriz. Bir diyoruz. Sonra e, yara bere içinde gelince babam o gece benimle hiç konuşmadı. Sessizlik duvarı ördü aramıza. Ertesi gün kepeten gibi parmaklarıyla kulağımdan tuttuğu gibi yola koyulmak. Evet bir deyimdir arkadaşlar. Bir süre sonra önüne kalaslar konmuş. ilk bakışta marangoz hane olduğu belli olan demiş. ki katlı bir evin alt katına yöneldik. Sessizliğini bozmamıştı demiş. Kötü bir şey olacağını sezmiş. babamla göz göze gelmek arkadaşlar. Deyimdir burada. Aylak aylak gezmeyi görürsün diye mırıldandı. Ee, başka var mı arkadaşlar? Belki dikkatlerden mi kaçırdık? Bir daha bakalım isterseniz. Evet, lime lime olmak e, diye ifade ettik. E, yola koyulmak. Göz göze gelmek. E, evet şurada suspus olmak. Onu atlamışız arkadaşlar. Suspus olmak. Arkadaşlar normalde 4 tane deyimimiz var. Fakat bu soruyu hazırlayan arkadaş cevap olarak 5 demiş. Şimdi 5. deyim hangisi olabilir diye araştırma yaptığımızda şimdi aylak aylak gezmek diye TDK yani Türk Dil Kurumu'na baktığımızda böyle bir deyim yok arkadaşlar. Burada bir yara bere içinde ifadesi var. Yara bere içinde ifadesi Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerinden araştırdığımızda bir deyim olarak karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Sadece yara bere ifadesi var. Onu da deyim olarak almamış. Yani bu soruda bir sorun olduğu anlaşılıyor bana göre. Yani dört temel deyimimiz var burada ama soruyu hazırlayan arkadaş ya yara bere içinde diye bunu olarak almış ya da aylak aylak gezmek diye ifadesini deyim almış olabilir. Ee, onun için soruda bir sıkıntı var diyorum. Bana göre dört tane soruyu hazırlayana göre 5 tane deyim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biraz önceki meseleyi biraz daha somutlaştırmak için araştırmalarımı sizinle paylaşayım. Mesela Türk Dil Kurumuna yani TDK'ye yazdığımızda yara bere içinde olmak diye bir ifade yazdığımızda söz bulunamadı diye ikazda bulunuyor. Yani yara bere içinde olmak diye Türk Dil Kurumu da bir deyim yer almıyor arkadaşlar. Sadece yara bere içinde ifadesini yazdığımızda da arkadaşlar söz bulunamadı yine ikazı veriyor. Yani yara bere içinde gibi bir ifadeyi de Türk Dil Kurumu herhangi bir deyim olarak almamış. Herhangi bir açıklaması da yok zaten arkadaşlar. Sadece yara bere şeklinde aldığımızda da arkadaşlar TDK'de bu isim olarak karşımıza çıkıyor. İki anlam olarak kullanılmış. İkisini de isim olarak karşımızda duruyor arkadaşlar. Yani biraz önceki anlatmamı biraz daha somutlaştırmak için sizinle bunları paylaştım. Onun için dört tane deyim var diyebiliriz o soru için arkadaşlar. Arkadaşlar 6. sorumuz noktalama işaretleriyle ilgili bir soru. Noktanın, üç noktanın, kısa çizginin, ünlem işaretinin ve tırnak işaretinin açıklamaları verilmiş. Bize de bir örnek metin verilmiş. Boşluklara hangi noktalama işaretleri gelmelidir diye sormuş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Köyde yaşlıları ve çocukları bırakmışlardı sadece. Şimdi bu cümlenin yüklemi var mı arkadaşlar? Var. Bırakmışlardı. Öyleyse bu cümlenin sonu ne gelecek? Nokta gelecek. Öyleyse A şıkkı ve D şıkkını eleyebilir miyiz? Evet çünkü 3 nokta var demişler. Kaldı 2 şıkkınız. Yani arkadaşlar bir bir ayrıntıyla soru bir ünlem olması gerekiyor. Şimdi seslenme olduğu için. Şimdi diye diye bir ifade var. Arkadaşlar bu diye ifadesi eğer aktarma cümlesinden hemen sonra yer alırsa virgül gelmesi yeterli olur. Ama başında da boşluklar bırakılmışsa biliyoruz ki arkadaşlar bunu Tırnak içine almış anlamı var. O zaman nokta, tırnak, ünlem, tırnak diye devam etmesi lazım. En son şekline baktığımızda ise işte karşımıza çıkıver derken yani buraya nokta gelmesi gerekiyor. Şıklara baktığımızda arkadaşlar C şıkkında tırnak yerine kısa çizgi vermiş. Kısa çizgilerin için kullanılır cümle içerisinde arkadaşlar? Ara sözlerin başında ve sonunda genel itibariyle. O zaman cevabımız ne olur burada Bursa olur arkadaşlar nokta tırnak ünlem nokta tırnak ve ünlem şekliyle tamamlanması gerekiyordu cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar bu sorumuzda da fiilimselerle ilgili bir ayrıntı var. Şimdi burada sıfat fiiller ayrıntısı verilmiş sıfat fiiller cümle içerisinde sıfat da olabilir adlaşmış sıfat da olabilir diye açıklamalar yapılmış. Hangisinde adlaşmış sıfat yoktur diye sormuş. Bakalım şimdi. Sınıfa yeni gelenler. Bunu açtığımızda yeni gelen öğrenciler şeklinde kullanılabiliyor. Öyleyse gelenler kelimesi hem sıfat fiildir hem de adlaşmış bir sıfattır. İlerideki manzarayı gören çocuk. Arkadaşlar bir sıfat fiil zaten bir isimle beraber kullanılmışsa o onun sıfatı olur. Yani ilerideki manzarayı görenler olsaydı bu bir adlaşmış sıfat olurdu ama gören çocuk demiş. Yani buradaki gören kelimesi arkadaşlar fiilimsi, sıfat-fiil fakat sıfat olarak kullandığını görüyoruz. Öyleyse bu bir adlaşmış sıfat değildir diyebiliriz. Sonra devam edelim diyenlere çalışanlar demiş arkadaşlar. Yine çalışan insanlar, dönenler, dönen insanlar şeklinde parçalandığında bir sıfat, bir isim elde ediyorsunuz. İsim düşmüş, ismin anlamı bunlara kaydırılmış ve bunlar bu şekilde adlaşmış sıfat olmuş diyoruz. Cevabımız Bursa olur arkadaşlar bu sorumuz için. Arkadaşlar bu örneğimizde yazım kurallarının bazı ilkeleriyle ilgili bilgiler verilmiş. Sonra aşağıda da bir metin var. Bu metinde bulunan yazım yanlışları kaç tanedir diye sorulmuş arkadaşlar. İşte mektuplarda resmi yazışmalar büyük harfle başlar demiş. Yer adları, kıta, bölge, il, ilçe, köy, sent, büyük harfle başlar demiş. Bağlaç olan daha da ayrı yazılır. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. E, i̇ki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecesi düşer demiş. Şimdi bu bilgiler ışığında bize verilen metnin kaç tane yazım yanlışı olduğunu arayalım. Evet, Örnek e, metne baktığımızda benim canım oğlum derken hitaplardaki her kelime arkadaşlar büyük yazılması lazım. Benim canım oğlum e, üçünü de büyük yazılması lazımdı. O zaman canım ve oğlum büyük yazılacaktı. İkiye yazım yanlışımız oldu. 17 yani birden fazla e, hani sayılar yazıyla yazıldığında her rakamsal değer ayrı yazılmalı. Yani her sözcü ayrı yazılmalı. Burada bitişik yazılmış. Küçük yalıdayım derken arkadaşlar yani küçük yalı normalde bir cins isim olabilir mi? Olabilir. Yani bizim bir küçük yalımız var dersen cins isim olur. Fakat burada bunun özel isim olduğunu nasıl anlıyoruz? Küçük yalıdan sonra kesme işareti kullanmış. O zaman o bir özel isim ise büyük yazılmalıydı. Bu yıl derken geçmiş orada bir şey yok. Gelen, giden de derken arkadaşlar de burada bağlaştır. Ayrı yazılması lazımdı. Rahat ettim. Ağrılarım dindi. Göğüsümde derken arkadaşlar burada ünlü düşmesi olması lazımdı. Göğsümde şeklinde yazılması lazımdı. Ondan sonra baktığımızda ağrı da kalmadı derken buradaki ağrı bizim bildiğimiz il olan ağrı mı? Hayır. Sıkıntı, dert, tasa anlamındaki ağrılarım ifadesinden anlıyoruz bunu. Öyle sayalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yazım yanlışımız var arkadaşlar. Cevabımız denizli olur. Arkadaşlar 9. soruya baktığımızda bir metin verilmiş ve bu metinde sözü edilen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sorulmuş. Bakalım. Yazar ve hocayım. Yarım asrı aşan hayatım okumak ve okutmakla geçti. 8'i tercüme, 4'ü telif, bir düzine kitabım ve yüzlerce makalem var. Hisar, Kubbe 6, Türk Edebiyatı altı dergilerde ve haftalık gazetelerde tetkik inceleme ve tenkitlerim yani eleştirilerim bulunmakta demiş. Fransızca bilirim. İngilizceyi anlar ve Arapçayı sökerim demiş arkadaşlar. Başlıca işim düşünmek ve düşündüklerimi cemiyete yani topluma sunmaktır. 50 yıldan fazladır yazmaktadır. Arkadaşlar burada yarım asır ifadesi var. Doğru 50 yılı aşan demek. Fakat 50 yıldır aş, yani 50 yıldır yazdığını ifade etmemiş. Sadece okumak ve okutmakla hayatım geçiyor ifadesi var. Yani 50 yıldır yazıyor anlamı burada çıkarılamaz. Cevabımız Adana olur. Peki diğerleri var mı? Bakalım. Birden fazla dil biliyor mu? Var. Fransızcayı bilirmiş. İngilizceyi anlarmış. Arapçayı da sökermiş. Edebiyatın çeşitli türlerinde eserler vermiş mi? Vermiş arkadaşlar. Makalem var demiş. İşte başka tercümelerde yüzlerce makalem var. Tenkitlerim yani eleştirilerim var demiş. İncelemelerim var demiş. Evet o çıkabilir. İnsanlara bir şeyler öğretmek midir? Zaten arkadaşlar benim işim düşünmek ve düşündüklerimi cemiyete sunmak yani öğretmektir. Den çıkarabiliriz. A şıkkı yukarıdaki metinden çıkarılamaz diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar son sorumuz sözel mantıkla ilgili bir soru. Öncüller verilmiş, sonra da aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım şimdi. Uğur, Kemal, Faruk, İzzet, Orhan ve Serkan bir lokantaya gitmişler ve sipariş vermişler. Bunlardan 3'ü kebap. Yani kebap sayımız kaç? tane diye baktığımızda arkadaşlar pardon 3 tane kebabımız var arkadaşlar. Sonra ikisi kuru fasulye yiyecek. 2 kuru var. 3 kebap, 2 kuru. Biri de tatlı yiyecek arkadaşlar. Yedikleriyle ilgili de şu bilgiler yer alıyormuş. İzzet, Uğur ve Faruk birbirinden farklı şeyler yemişlerdir. Orhan'la Faruk aynı yemekten yemiş. Serkan'dan farklı bir yemek yemişler arkadaşlar. Kemal ise kebap yemişti. Kemal sabit arkadaşlar. Sabit öncülümüz burada. Kemal Kemal her zaman kebap yiyenler içerisinde yer alacak. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bir çalışma yaptım. Onun üzerinden gidelim. Sonra cevap şıklarımıza bakarız. Evet arkadaşlar. Burada küçük bir çalışma yaptım. Şimdi Uğur, Kemal, Faruk, İzzet, Orhan ve Serkan var. Şimdi burada sabit olan hangisi? Kemal. O her zaman kebap yiyecekler arasında kalacak. Geriye o zaman iki kebap daha kaldı. Çünkü üç kebap yenilecekti. Faruk'la Orhan aynı olacaksa bu ilk aşamada Faruk'la Orhan kebap yiyebilir. Geriye bir kuru bir tatlı kaldı. Uğur'la İzzet de aynı olmayacağı için Uğur eğer kuru yerse İzzet'in tatlı yemesi lazım. O zaman geriye ne kalır? Kuru fasulye kalır. Orada kim yiyecek? Serkan yiyecek. Birinci aşamamız bu. İkinci aşamaya baktığımızda yine Kemal sabit kebap yemiş arkadaşlar. Faruk İzzet pardon Faruk Orhan aynı olacak. Bu defa e, kebap yedirmeyelim. Diğer iki yemeği yedirelim. İki yemek olan hangisi vardı? Kuru vardı. Farukla Orhan'ın bunu yediğini düşünelim. Geriye 3 tane kebap kaldı arkadaşlar. E, Uğurla İzzet de Aynı olmayacağı için pardon 3 kebap kalmıştı. Biri zaten sabitti Kemal'ındı. İki 2 kebabımız kaldı. Bir de tatlımız var. Şimdi iki kebabı Uğur'la İzzet'e veremiyoruz. Neden? Çünkü bunların farklı şeyler yemesi lazım. O zaman Uğur kebap yediğinde İzzet tatlı yiyecek. Uğur tatlı yediğinde İzzet kebap yiyecek. Yani her halükarda Serkan'a tatlı diye bir yiyecek kalmıyor. Onun da kebap yemesi gerekiyor. Şimdi bu bilgiler gözünü alarak tekrardan şıklarımıza bakalım. Evet şıklarımıza baktığımızda arkadaşlar Orhan e, kuru fasulye yemiş olabilir mi? Evet. Yemiş olabilirdi. Uğur tatlı yiyebilir mi? Evet arkadaşlar. İzzetle beraber yer değiştirdiğimizde yiyebilirdi. İzzet kebap yiyebilir mi? Evet. Uğur'un tatlı yediği durumlarda İzzet kebap yiyebilirdi ama Serkan her arkada tatlı yiyemiyordu arkadaşlar. Onun için cevabımız Bursa olur diyoruz bu soru için. Arkadaşlar sözel mantık sorularında tabloyla giderseniz biraz daha rahat edersiniz. En azından elinize somut bir veri olmuş olur. Hata yapma riskiniz azalmış olur. Evet arkadaşlar bu testimizi de böylece bitiriyoruz. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.